Cumhuriyet Halk Partisi İskenderun İlçe Başkanı Süleyman Uyar, geçtiğimiz pazar günü Arsuz ilçesinde gerçekleşen temayül yoklamasını değerlendirdi. Temayül yoklamasında öne çıkan 4 isim için kamuoyu araştırması yapılacağını açıklayan Başkan Uyar, İskenderun için ise ön seçim kararı aldıklarını, genel merkezin kararını beklediklerini söyledi. Uyar sözlerine şöyle devam etti. Şimdi biliyorsunuz dün 8 Aralık 2013'te daha önce partinin belirttiği gibi kayıtlı üyelerle bir ön seçim yaptık. Bu ön seçimde şimdiki Gözcüler Belediye Başkanı Sayın Necmettin Güler 432 oy, ikinci sırada Nazım Çolak'a 237 oy, Necati Yıldız 216 ve eski ilçe başkanımız Nihat Karpuz 162 oy aldılar. Şimdi bize gelen genelgeye göre bu 4 arkadaşımız daha sonra kamuoyu araştırmalarıyla bire indirgenecek. Kamuoyunun Arsuzlu seçmenin, Arsuzlu vatandaşların istediği bir kişi partinin adayı olacak. Dünkü seçim CHP'ye yakışır bir şekilde gayet olgunlukla geçti. 12 tane adayımız katıldı. İl 4'ü bu arkadaşlarımız paylaştılar. Daha önceden 3 adayımız da çekildi. Arsuz halkına hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sayın Başkan, bir de bu süreçte genel merkezin almış olduğu temayül kararından sonra bu karara tepki gösterenler oldu. Bunun başında CHP'nin eski milletvekillerinden Abdülaziz Yazar da bu kararı olumlu yönde nitelendirmedi ve istifa etti. Adaylığını geri çekti. Şu şekilde anlatayım size. Bunun yanında yine Bülent Seküçoğlu geri çekti. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi daha önce Arsuz ilçesi bize bağlıydı. Yani Arsuz ilçe olmadan önce beldeleriyle, köyleriyle İskenderun'a bağlıydı. Şimdi biz burada İskenderun ilçe örgütü olarak gerçekten Arsuz'da bir kamuoyu araştırması istemiştik. Bu kamuoyu araştırması neticesine de göre de belirleyici genel merkez olmasını istemiştik. Ama üzülerek belirtiyorum ki bu kararımız ilde ve Hatay bölge müfettişlerince kabul gördüğü halde parti meclisinde değişikliğe uğradı ve kayıtlı üyelerle ön seçim yapıldı. Tabii gönül isterdi ki daha önce ilçenin aldığı karar doğrultusunda bir seçim yapılsın veya bu kararı aldığımız zaman direkt genel merkezden geri dönmüş olsaydı da ona göre arkadaşlar adaylık olsun veya çekilsindi. Yani ben o arkadaşları bir noktada haklı buluyorum ama genel merkezimiz böyle uygun gördü, uymak zorundayız. Peki Sayın Başkan, son olarak dediğim gibi bu temayül yoklamasında birinci sırada Necmettin Güler yer aldı. Şimdi bunun birinci sırada olması dördüncü sırada da Nihat Karpuz yer aldı. Evet. Bu genel merkezde nasıl bir etki gösterecektir? Hani halkın iradesi mi söz konusu olacak yoksa genel merkezin almış olduğu karar mı net bir şekilde belli olacak bu dört isimden? Şimdi bu ön seçimden biliyorsunuz Necmettin Güler çıktı ve açık arayla seçildi. Yani daha önce genel merkez bunun arkasında bu dört kişi arasından, ilk dörtün arasından bir kamuoyu araştırması yapmayacağım deseydi Necmettin Bey'i kesinlikle ataması gerekirdi. Tabii şimdi kamuoyu araştırmasından ne çıkacak bilmiyoruz. Bu hususta da bir yorumda bulunmak biraz uygun gelmiyor bana. Ama Necmettin Bey de çıkarsa çok rahatlıkla atanır diyoruz. İskenderun için ne zaman belirlenecek başkanım? Gelen bilgi var mı? İskenderun için henüz bir bilgi bize ulaşmadı. Yalnız biz ilçe örgütü olarak daha önce birkaç defa da deklare ettim siz sayın basın mensuplarına. Biz ilçe olarak burada kayıtlı üyelerle bir ön seçimden yana bir tavır koymuştuk. İl ve partili müfettişlerde milletvekillerimiz de bu kararımızın arkasındalar. Karar umut ederim bu hafta parti meclisinde görüşülür ve bize bildirilir. Biz de ona göre hazırlık yaparız. Temennimiz ön seçim ama genel merkez ve parti meclisinden her şey çıkabilir.